Değerli kamu görevlileri, bilindiği üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004 yılından bu yana kamuda etik kültürün yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktadır. Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde de değişen çalışma şartlarına uyum sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün bu faaliyetler hakkında bilgi almak üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Köksal Toptan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluş amacı ve görevleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz lütfen sizden? Tabii aslında konu sadece 2004 yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bir yasayla kurulmasından öteye giden bir güzel geçmişe sahip. İnsanlık özellikle kamuda görev yapan bölümü her zaman kamunun gözü önünde olmuştur. Kamunun denetiminde olmuştur. Gücü kullanan, iradeyi kullanan halk kamu görevlilerini, kamu ajanlarını seçerken çok fazla etkili ve yetkili değil. Ama göreve başladıktan sonra kamu gücünü ve kaynağını kullanan kamu görevlilerinin ne yaptığı, nasıl yaptığı halkı yani o görevi o kamu görevlilerine veren insanlar tarafından sürekli gözlenir, denetim altında tutulur. Modern demokrasiler kendi kendilerini denetlerler. Yönetimler de kendi kendini denetlerler. İşte o nedenledir ki demokrasideki kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme, yargı ayrılığı çok önem taşır. Bunların birbirlerine hükmetmesi mümkün değil. Emirler altında girmesi, diğerlerini alması mümkün değil. Herkes kendi gücünü ama kamu kaynağını ve gücünü kullandığını aklına çıkarmadan yapmak zorundadır. Modern demokrasiler bu işi sadece kamu görevini yapanların dışındaki halka bırakmamış. Kendi kendini de denetlemeyi öngörmüş. O nasıl? Mesela bu şeyden başlıyor. Geçmişi çoktur ama son yıllarda çok popüler olmuştur. Halkın İşte cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri, teröre giden çocukları getirmek isteyen anneler sivil itaatsizlikle başlıyor. Sivil itaatsizliği kullanabilen ülkeler ve halk demokraside mesafe almıştır. Ama bizde mesela bir Taksim olayları örneği var. Güzel bir örnek değil. Orada mesafe alamadık biz. Ama yeni baştan Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'daki anneler bunu canlandırmaya başladılar. Bu ne? Baktığınız zaman yasanın normlarına aykırı bir eylem var mı? Var. Bu suç mu? Suç ama bir de hukukun üstünlüğü var, hukuk var ve evrensel adalet var. Bunları göz önünde tutmak zorunda yöneticiler. O nedenle de işte cumartesi annelerine müsamaha edilir, Diyarbakır'daki annelere müsamaha edilir. Halbuki her ikisi de toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı bir eylemdir şekil olarak bakarsanız. Ama idareler bunlara tahammül gösterirler. Şimdi bu giderek özellikle Soğuk Savaş döneminden sonra Avrupa Birliği'nin güçlenmeye başlamasından sonra daha yaygın ve güçlü hale getirilmeye çalışılmıştır yönetenler tarafından. Yönetenler bir anlamda kendi kendilerini denetlenmeye talip olmuşlardır. Zaten idarenin her türlü eylem ve işlemi idari yargı tarafından denetlenmiyor mu? Denetleniyor. Adli yargı da gerektiği zaman idarenin işlerine müdahale olmuyor, oluyor. İşte yargılama yapıyor. Ama modern demokrasiler, modern ülkeler bunu yeterli görmemişler. Avrupa Birliği bu nedenle kamu etiğinden hareketle
üye ülkelerde, aday ülkelerde kamu görevlileri etik kurulları kurulmasını tavsiye etmiştir. Türkiye'de birçok Avrupa Birliği üyesinin yaptığı gibi 2004 yılında bu yasayı çıkararak bana göre muhteşem bir iş yapmıştır. Niye muhteşem? Yani kolay değil. Yönetenlerin, yöneticilerin, yürütmenin özellikle kendi kendini denetime açması. E şimdi ne yapıyor kendi kendine denetimi açıyor da? Aslında işte bizim kurulun kuruluş amacı çok önemli bir şey yapıyor. Bir taraftan kamu gücünü kullanan, kamu kaynaklarını kullanan kamu ajanlarının dürüst, etik davranmasını zorunlu hale getiriyor. Bunu eğitimlerle yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bütün görevlilere, kamu görevlilerine etik davranmaları gerektiği hakkında eğitim çalışmaları yapıyor. İşte siz bunun içindesiniz, biliyorsunuz. Evet. Öbür taraftan da buna aykırı hareket edenlerle ilgili de soruşturma yapıyor. Adeta yargılama yapıyor. Verdiği kararla idari yargı denetimine tabi. O bakımdan bunu önemsiyorum. Şimdi biz kamu görevlileri etik kurulu bu amaçla kurulmuş. Yani hem kamuda görev yapanların etik kültürünün yaygınlaştırmasını sağlamak hem de buna aykırı hareket eden yani etik dışı davranan kamu görevlileri hakkında karar vermek görevini yapıyor. Şimdi yapısı kurulun bu göreve, bu anlayışa uygun bir yapı. Burada bir başkan var. Bakanlık yapmış birinin başkanlığında bir başkan var. Başkanlığında bir başkan görevi yapıyor. Kamuda, Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Sayıştay'dan birer üye var. Bir büyükşehir belediye başkanı var. Bir vali var. Üniversiteden arkadaşlarımız var. Bir büyükelçi var. İş dünyasını temsil eden de Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarından bir tanesi var. Bizde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay Bey görev yapıyor. Şimdi bu kurul bana göre 2004'ten bu yana önemli işler yaptı. Burada görev yapan arkadaşlarımız büyük fedakarlıklarla bu yükün altından bana göre kalktılar. Bize iyi bir noktada teslim ettiler. Bir takım Avrupa Birliği projelerini uyguluyoruz. Bu amaca dönük. Mesela şu anda yarısını geçtiğimiz yerel yönetimlerde etik davranışların yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir proje var. Avrupa Birliği projesi. Bunda çok güzel çalışmalar yaptık. Türkiye'nin değişik yerlerine gittik. İşte Diyarbakır'a gittik, Erzurum'a gittik, Trabzon'a gittik, İzmir'e gittik, İstanbul'a gittik, Gaziantep'e gittik. Daha da çok gideceğimiz yerler vardı ama bu virüs her şeyi engellediği gibi dünyada bizi de engelledi. Aslında o engel olmasaydı, yani virüs engel olmasaydı biz şu anda Türkiye'deki 81 ilin tamamına varmış olacaktık. Ama maalesef toplantılar iptal edildi, toplantılar yapılamaz hale geldi. O nedenle de biz bunu ya iptal edecektik projeyi veyahut başka bir yol bulacaktık. İşte başka bir yolu bulduk. O ne? Online eğitim. Hani bizde bir söz vardır, bir musibet bin nasihattan yeğdir derler. Bu belki bizim için önemli bir aralık açtı bu tandem, virüs, COVID-19. İnsanları, sadece bizi değil, insanları yeni arayışlara, yeni imkanlar aramaya ve bulmaya mecbur etti. Türkiye'nin geçmişinde özellikle yüksek öğrenimde bu zaten vardı. Yani Türkiye'nin çok yabancı olduğu bir şey değil. Benim 1992'de açık öğretim lisesini kurarken düşündüğüm model, yöntem de buydu. Şimdi bunun bütün kamuyu içine alacak şekilde genişletilmesi, yaygınlaştırılması gerekiyor şu anda. Bu yapılabilirse
bir virüsün bütün insanlığa, 8 milyar insana yaptığı kötülüğün en azından bir kısmının önüne geçmek ve özellikle ekonomiyi ayakta tutmak, sosyal hayatı canlı tutmak imkanı insanlığın eline geçer bir fırsat olarak diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ülkemizde de bu alanda çok önemli şeyler yapılmaya başlandı. Şu anda Cumhurbaşkanı yardımcımız olan Sayın Fuat Oktay'ın da önderliğini yaptığı E-Devlet'le devletin halkla olan ilişkilerindeki bir takım teferruat şeyler, noktalar, yazılar ortadan kalktı. Şimdi burada ne kadar başarılı olunabilirse, yani ne kadar çok kağıttan kurtulursak aslında etik davranış ilkelerini yaygınlaştırması da o denli mümkün olur. Bu konuda bizim çok eksiğimiz var. Yapacak çok şeyimiz var. Nedir bu? Şimdi biz kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz. Bu biraz evvel sözünü ettiğim Avrupa Birliği projesiyle ilgili olarak o çerçevede. Halka soruyoruz, kamu görevlileri etik kuruluna haberin var mı? Yok diyor. Yahut var diyor da ne iş yapar onu bilmem diyor. Yani biraz da biz kendimizi demek ki anlatamamışız. İşte bu programlar bizim de kendimizi anlatmamıza fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Yani çok uzattım lafı. Bu kamu görevlileri etik kurulu görev alanı itibariyle önemli bir kesime hitap ediyor ama eksikleri var. Mesela bana göre üniversitelerinde bizim görev alanımıza girmesi lazım. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi, askerler, üniversiteler kapsam dışında. Bunu yeniden tartışmak lazım. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi biraz daha bu konularda çalışması lazım. Bence çok iyi bir karar alındı, çok iyi gidiyor. Aslında bizim kamu görevlileri etik kurulu kapsamındaki, yani bizim kapsamda işte genel müdür ve üstü seviyedeki kamu görevlileri var, belediye başkanları, valiler var. Bunlar bize yabancı işler de değil. Selçuklu'yu incelediğiniz zaman kamu görevlileri etik kurulu olarak işte 18 tane ilke şunlardır, bir tarafa yazın, öbür tarafa da Selçuklu'nun o 8 tane işaretini, sembolünü karşılaştırırsanız aynı şeyler vardır. Yani Türkler olarak, Türk insan olarak, yani Selçuklu'nun bugünkü çocukları olarak, torunları olarak çok yabancı bir işle uğraşmıyoruz. Özümüze, halkımızı yeniden döndürmeye çalışıyoruz. Bu konudaki gayretler takdire şayandır. Tabii burada Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kurulmasını da çok önemsiyorum. Çünkü yani biz ve bizim gibi kurulların gayretleri o tür bir şeyle, organizasyonla birleştirilirse o zaman çok daha güzel şeyler yapılabilir. Heyecan verici yeni şeyler yapılabilir. O yolda atılan adımları takdirle karşılıyorum. Şimdi İnsan Kaynakları Ofisi laf laf açıyor. Yani çok önemli bir şey yapacak, yapıyor. Şimdi şikayet ediyoruz, ben de şikayet ediyorum. Beyin göçü veriyoruz diye. Şimdi Türkiye beyin göçü veriyor, buna üzülüyoruz ama bir taraftan da demek ki göç edecek yüksek kalitede bizim beynimiz var. Yani bu onu ifade ediyor. Şimdi İstanbul'da ben biliyorum, Kanada'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın, Almanya'nın, Amerika'nın ofisleri var. Bizim çok iyi yetişmiş olan bu çocuklarımızı hiçbir kuruş harcamadan alıyorlar. Onlar kendi işleri için kullanıyorlar. Şimdi bu ofis bence önümüzdeki süreçte hem bu çocuklarımızın gitmesini engelleyecektir. Yeni projelerle, yani birçok proje yapılıyor ama yeni projelerle. Hem de bu çocukların, bırakınız oralara gitmesini, dışarıdaki bizim beynimizi Türkiye'ye getirmesinin çalışmalarını yapacaktır. Ben buna inanıyorum ve böyle düşündükçe de heyecanlanıyorum işin doğrusunu isterseniz. Ama Türkiye bunu başaracaktır.
Şu anda bizim en büyük zenginliğimiz ne petrol, ne doğalgaz, ne yağmur, ne su, ne ağaç, ne orman. Yetişmiş insan gücü. Bu insan gücüyle her şeyi halledeceğiz biz. Ben ona yürekten inanıyorum. Efendim, sözüne ettiğiniz çalışma Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile birlikte yaptığımız bir etik eğitimi videosu var beraber hazırladığımız. İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Her Yerde sloganıyla yola çıktı ve bir uzaktan eğitim kapısı oluşturdu. Bizim de ortaklaşa yaptığımız çalışmayla oraya bir etik eğitim videosu yükledik. Anlıyorum ki bu uzaktan eğitimin bu pandemi döneminde aslında kamu personeline çok faydalı olacağına inanıyorsunuz. Bu konuda videonun içeriğiyle ilgili, eğitimle ilgili neler söylersiniz efendim? Şimdi İnayet Aydın hanımefendi bu işin yöneticisi, yürütücüsü, akıl boyutundaki yetişmiş insanımız bunun çok yararlı olabileceğine, eğitim alanında çok şeyler başarabileceğimize ben inanıyorum. Şimdi bizim kurulda sizinle beraber iki tane arkadaşımız çalışıyor. Eğitim çalışması yapıyorum. Şimdi dün biliyorum Dışişleri Bakanlığı'nda eğitim çalışmanız vardı. Şimdi, ama kaç kişiye gidiyorsunuz, eğitim veriyorsunuz? 300 kişi, 500 kişi, bilemediniz 1000 kişi. Kamu çalışanımız bizim ne kadar? 2 milyon, 3 milyon. Demek ki ve bilgiler yenileniyor, değişiyor. Yani bugün kamu görevlisinden beklediğiniz yarın fark edebilir, daha değişik boyut kazanabilir. O nedenle her şeyin olduğu gibi bilginin de güncelleşmesi lazım. Eğitimin de güncelleşmesi lazım. Yani eğitim denildiği zaman sadece Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na işi pas edip sıyrılmak hiç kimsenin hakkı değil. Bu mümkün de değil. O nedenle her yerde eğitim işte buradan çıkıyor. Her yerde, her zaman, her imkanda eğitim. Nasıl yapacaksınız? İşte uzaktan eğitim. Biz zaten biliyorsunuz buna niyet etmiştik, başlamıştık ama işte pandemi döneminin bize getirdiği avantajlardan bir tanesi bu vesileyle karşımıza çıktı. Belki bu olmasaydı projenin klasik eğitim çalışmalarını yapıp geçecektik ama bunu size de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Tabii İnayet Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ama esas bu ofisi kuran, İnsan Kaynakları Ofisi'ni kuran, bu işe inanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öyle inanıyorum ki önümüzdeki zaman dilim içerisinde insanlar etik eğitimine ayrı bir özen gösterecek ve ilgi duyacaklardır. Herkes bilgisayarının başında acaba bugün ne var diye sayfamı, bizim sayfamızı yahut İnsan Kaynakları Ofisi kanalı açacaktır, sitesini açacaktır ve orada yeni bilgileri edinecektir. Özellikle gençlerin buna çok ilgi göstereceğine inanıyorum. Ve onu bekliyorum, onu istiyorum. Efendim, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hem de çalışmalarımızda biz personel olarak bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Değerli kamu görevlileri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun çalışmalarına ulaşmak için etik.gov.tr adresini, YouTube kanalımızı ve Twitter hesabımızı kullanabilirsiniz. İnsan Kaynakları Ofisi ile birlikte yaptığımız çalışmaya ulaşabilmek için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden destek alabilirsiniz.